Araba hareket edip de hafifçe sarsılarak kaldırım taşları üzerinde takır tukur ilerlemeye başlar başlamaz Anna kendi kendine işte yine o kız yine her şeyi anlıyorum dedi ve yine beyninin içinde çeşitli izlenimler birbirini kovalamaya başladı. Son olarak o kadar iyi düşündüğüm şey neydi bakayım Anna hatırlamaya çalıştı. Tiyutkin kuaför mü? Hayır o değil. Ha tamam. Yaşvin'in söylediği İnsanları birbirine bağlayan biricik şey hayat kavgası ve kindir. Dört atlı bir arabayla herhalde şehir dışına eğlenmeye giden bir gruba içinden seslenerek ''Hayır boşuna gidiyorsunuz'' dedi. ''Yanınızda götürdüğünüz köpeğin de size bir yardımı olamaz. Kendinizden kaçamazsınız.'' Piotr'un baktığı yöne bakan Anna, bir polisin kolundan tutup bir yerlere götürdüğü, bulut gibi sarhoş, başını dik tutamayan bir fabrika işçisi gördü. Bak, işte bu daha çabuk bir yol bulmuş diye düşündü. Kont Fronski ile ben de ondan çok şeyler beklediğimiz halde bu tadı bulamadık. Anna ona her şeyi gösteren güçlü ışığını, projektörünü ilk defa olarak düşünmekten öylesine kaçındığı Vronski ile ilişkileri üzerine çevirdi. Ben de ne aradı Vronski? Aşktan çok zevk aradı. Kendi gururunu doyurmayı aradı ilişkilerinin ilk günlerinde Bronski'nin söylediği sözleri uysal bir av köpeğini andıran yüz anlatımını hatırladı. Şimdi her şey bunu doğruluyordu. Evet onda başarı gururu vardı. Onu sevinçle öylesine coşturan buydu. Tabi aşk da vardı ama başarısından duyduğu gurur payı daha büyüktü. Benimle övünüyordu. Şimdi bu geçti artık. Artık övüneceği bir şey kalmadı. Övüneceği değil, Utanacağı bir şey var şimdi. Benden alabileceğinin hepsini aldı. Şimdi artık bana ihtiyacı kalmadı. Benden bıktı. Ama bana karşı şerefsiz davranmamaya çalışıyor. Dün baklayı ağzından çıkardı. Benim boşanmamı, benimle evlenmeyi sırf gemilerini yakmış olmak için istiyor. Beni seviyor. Ama nasıl? Kiralık bir atla gezmeye çıkmış, kırmızı yüzlü bir tezgahtara bakarak şu adam Herkesi kendine baktırmak istiyor. Kendini çok beğeniyor diye düşündü. Hayır, artık ben de eski tadı bulamıyor Vronsky. Eğer gidersem içinden sevinecektir. Bu bir tahmin değildi. Anna bunu, şimdi ona hayatın ve insan ilişkilerinin anlamını açan bu keskin ışığın altında açıkça görüyordu. Benim aşkım gittikçe daha tutkulu, daha bencil oluyor. Onun aşkı ise gittikçe sönüyor sönüyor ve işte bu yüzden birbirimizden uzaklaşıyoruz diye düşünmeye devam etti. Bunun çaresi de yok. Benim her şeyim yalnız onda toplanıyor ve ben onun gittikçe daha çok kendisini bana vermesini istiyorum. O ise gittikçe benden daha çok uzaklaşmak istiyor. Birleşmemizden önce gerçekten de birbirimize doğru koşuyorduk. Oysa şimdi karşı konulmaz bir güçle birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bunu değiştirmek de elde değil. O benim aklın almayacağı kadar kıskanç olduğumu söylüyor. Ben de kendi kendime aklın almayacağı kadar kıskanç olduğumu söyledim. Ama bu doğru değil. Ben kıskanç değilim. Hoşnutsuzum. Ama ana birdenbire aklına gelen bir düşüncenin heyecanıyla ağzını açtı. Arabada yerini değiştirdi. Yalnız onun okşamalarını delice seven bir metresten başka bir şey olabilseydim keşke. Ama başka bir şey olama, olmak da istemem. Ve ubo isteğimle ben onda tiksinti uyandırıyorum. O da beni çileden çıkarıyor. Bu da başka türlü olamaz. Onun beni aldatmaya kalkışmayacağını, sonra Nika'da gözü olmadığını, Kitty'ye tutkun olmadığını, bana ihanet etmeyeceğini sanki bilmiyor muyum? Ben bunların hepsini biliyorum.'' Ama bunu bilişim durumumu kolaylaştırmıyor ki. Beni artık sevmeden bir çeşit görev duygusuyla bana nezaket, şefkat gösterse de benim aradığım şey eksik olsa, ah bu benden nefret etmesinden bile bin kat kötü, bu cehennemdir. İşte şimdi olan da budur. O çoktandır, beni artık sevmiyor. Aşkın bittiği yerde ise nefret başlar. Bu sokakları hiç tanımıyorum bir takım tepeler, sonra evler, 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 evlerde insanlar, insanlar, her zaman insanlar, ne kadar da çok insan var, sonu yok ve hepsi de birbirinden nefret ediyor. Mutlu olmam için ne istediğimi düşünüp bulduğumu tutalım. Evet, boşandım. Alexey Aleksandrovic, Seryoja'yı bana bıraktı. Ben de Bronski ile evlendim. Anna Alexey Aleksandrovic'i aklına getirir getirmez onu hemen olağanüstü bir canlılıkla yumuşak, cansız, feri kaçmış gözleriyle, beyaz ellerindeki mavi damarlarıyla, sesinin alçalıp yükselişiyle, parmak çıtlatmalarıyla adeta karşısında duruyormuşçasına gözlerinin önünde canlandırdı. Bir zamanlar aralarında bulunan ve ona da aşk adı verilen o duyguyu hatırlayınca tiksintiden ürperdi. Eh, boşandım ve Bronski'nin karısı oldum diyelim. Sonrası? Kiti bana bu akşamki gibi bakmayacak mı bir daha? Hayır. Ya Seryoğa, iki kocam üzerine soru sormaktan, bunları düşünmekten vaz mı geçecek? Ya Bronski ile aramda nasıl bir yeni duygu yaratabilirim? Mutlu olmak bir yana, bu işkenceden kurtulmanın bile hiç imkanı var mı? Hayır. Hayır diye bu sefer zerre kadar duraksamadan kendi kendine cevap verdi. İmkansız bir şey. Hayat bizi birbirimizden çekip ayırıyor. Onun mutsuzluğuna ben sebep oluyorum. Beni mutsuzluğuma o. Ve ne benim değişmem mümkün ne de onun değişmesi. Her çareye başvuruldu. Ama civata yalama olmuş bir kere. İşte bebeğiyle bir dilenci kadın. Onu acıdığımı sanıyordur. Hepimiz dünyaya sırf birbirimizden tiksinmek ve dolayısıyla hem kendimize hem de başkalarına acı vermek için getirilmedik mi? İşte lise öğrencileri gidiyor, gülüyorlar. Ya Seryoğa diye aklına geldi. Onu da sevdiğimi sanıyordum ve ona gösterdiğim yufka yüreklilikten duygulanıyordum ama onsuz yaşayabildim. Onu başka birine olan aşkımla değiştim. Ve bu aşkla doyurulduğum sürece bu değiş tokuştan yakınmadım. Anna bu aşkla neyi kastettiğini tiksinerek aklına getirdi. Şimdi kendi hayatını, başkalarının hayatını, böylesini açıkça görebilmek onu sevindiriyordu. Araba, hamaların onu karşılamak için dışarı koştukları ninji istasyonunun alçak yapısı önüne yanaşırken Anna, ''Bu benim için de böyle, Piotr için de.'' arabacı Fyodor içinde, şu tüccar içinde, reklamların herkesi gitmeye davet ettiği o Volga boyunda yaşayan bütün insanlar içinde, herkes için ve her zaman için böyledir diye düşünüyordu. Piotr sordu. O bir alkoya kadar bilet mi alayım? Anna nereye gittiğini, niye gittiğini büsbütün unutmuştu. Soruyu büyük bir çaba harcayarak anlayabildi. Piotr'a para kesesini vererek, evet dedi ve küçük kırmızı el çantasını koluna takarak arabadan indi. Birinci mevki bekleme salonuna doğru kalabalığın arasından ilerlerken yavaş yavaş durumunun bütün ayrıntılarını ve aralarında duraksadığı çeşitli kararlarını aklına getirdi. Ve yine umutlu umutsuzluk onun acı dolu şiddetle çarpan yüreğinin en hassas noktalarını nöbetleşe ağlayarak eski yaraları deşti. Yıldız biçimli kanepeye oturan Anna, treni beklerken girip çıkanlara tiksinerek bakıyor. Hepsini de iğrenç buluyordu ve istasyona nasıl varacağını, Bronski'ye nasıl bir pusula yazacağını ve ne yazacağını, şu anda Bronski'nin nasıl onun çektiklerini hiç anlamadan annesine kendi durumundan dert yanmakta olduğunu, odaya nasıl gireceğini, Bronski'ye ne diyeceğini düşünüyordu. Bazen de hayatın yine de ne kadar mutlu olabileceğini, Vronsky'yi ne büyük bir tutkuyla sevdiğini, ondan ne kadar tiksindiğini ve yüreğinin ne müthiş çarpmakta olduğunu düşünüyordu. Kampana çaldı. Çekin ve terbiyesiz birkaç delikanlı acele acele ama bir yandan da çevrede nasıl bir izlenim yarattıklarına dikkat ederek geçtiler. Piotr da sırtında uşak üniforması, ayağında getirileri, o donuk bakışlı hayvansı suratıyla salona geçip Anna'yı vagona kadar geçirmek üzere onun yanına geldi. Gürültücü birkaç erkek Anna peronda yanlarından geçerken sustular ve içlerinden biri ötekinin kulağına Anna üzerine bir şey, pek tabi iğrenç bir şey fısıldadı. Anna vagonun yüksek basamağına adımını atıp çıktı. Boş bir kompartmanda bir zamanlar beyaz olduğu anlaşılan Kirli bir örtüyle örtülü yaylı kanepeye oturdu. Yanında duran el çantası yaylı kanepenin üstünde bir hopladı. Sonra hareketsiz kaldı. Piotr yüzünde budalaca bir gülümsemeyle onu uğurlamak için sırmalı kasketini çıkarıp vagonun penceresine doğru tuttu. Küstah bir kondüktör kapıyı çarparak kapadı. Sürgüsünü çekti. Yastıkla kabartılmış eteklik giyen çirkin bir kadın Anna kafasından bu kadını çıplak soydu ve vücudunun biçimsizliğine şaştı ve anormal bir gülüşle gülen küçük bir kız vagonun penceresi önünden geçtiler. Küçük kız, Katerina Andreevna da hepsi onda. Halacığım diye bağırdı. Anna küçücük bir kız ama bozulmuş. Daha şimdiden kırıtmasını biliyor diye aklından geçirdi. Kimseyi görmemek için yerinden kalkıp hemen boş kompartımanda karşı kanepeye oturdu. Suratsız, kılıksız, kıyafetsiz kasketinin altından taras taras saçları çıkmış bir köylü vagonun tekerleklerine doğru eğilerek o pencerenin önünden geçti. Anna, bu kılıksız köylü de bana bildik gelen bir yan var diye düşündü. Rüyasını hatırlayınca korkudan tiril tiril titreyerek karşı kapıya gitti. Kondüktör bir karı kocayı içeri almak için o kapıyı açtı. Dışarı mı çıkmak istiyorsunuz? Ana cevap vermedi. Anna'nın tülün altında yüzündeki dehşet anlatımını ne kondüktör ne de içeri giren yolcular fark etti. Anna köşesine dönüp oturdu. Anna'nın karşısına oturan çift dikkatle ama gizliden gizliye onun elbisesini inceliyorlardı. Adam da karısı da Anna'ya iğrenç göründü. Adam Sigara içmek istediğinden değil, mesbelli Anna ile konuşma kapısı açmak için sigara içmesine izin verip vermeyeceğini sordu. Anna'dan izin aldıktan sonra sigara içmek isteğinden de az bir konuşma isteği duyduğu konular üzerinde karısıyla Fransızca konuşmaya başladı. Konuşmak istediklerinden değil, sırf Anna onları duysun diye en olmadık, en saçma sapan şeylerden söz ediyorlardı. Anna onların birbirinden ne kadar bıkmış olduğunu, birbirlerinden ne kadar tiksindiklerini açıkça görüyordu. Böylesine iğrenç yaratıklardan da tiksinmemek elde değildi hani. Anna, ikinci kampananın çaldığını, arkasından gidiş gelişler, bagajların yüklendiğini, gürültüler, bağırışlar, kahkahalar duydu. Kimsenin neşeli olması için hiçbir sebep bulunmadığı düşüncesi Anna'nın kafasında öylesine açık yer etmişti ki bu kahkaha adeta fiziksel bir acı uyandıracak derecede onu çileden çıkardı ve Anna'nın içinden bu kahkahayı işitmemek için kulaklarını tıkamak geldi. Nihayet üçüncü kampana çaldı. Bir düdük sesi duyuldu. Lokomotif pufladı. Kavrama zincirleri sarsıntıyla gerildi ve kompartımandaki koca istavroz çıkartıldı. Anna ona öfkeli öfkeli bakarak İstavroz çıkarmasının ne anlama geldiğini ona sormak çok ilginç olurdu diye düşündü. Kompartımandaki kadının üzerinden treni geçirmekte olan ve peronda duran ama sanki hep geri geri kayan insanlara baktı. Anna'nın oturmakta olduğu vagon düzenli aralıklarla rayların bağlantı noktalarına geldikçe sarsılarak peronu geride bıraktı. Bir taş duvarın işaret direklerinin ve başka vagonların yanından geçti. Raylar üzerindeki tınlamaları, hafifçe yankılanan tekerlekler daha sarsıntısız, daha gürültüsüz dönmeye başladı. Parlak akşam güneşi pencereden içeri doluyor, bir Meltem storu kımıldatıyordu. Anna kompartimandaki komşularını unuttu. Vagonun salıntısına uyup hafif hafif sallanarak temiz havayı ciğerlerine çekerken yeniden düşünmeye başladı. ''Nerede kalmıştım?'' Hayatın işkence olmadığı hiçbir durumu göz önüne getiremediğimde, hepimizin acı çekmek için yaratılmış olduğumuzda, hepimiz bunu bildiğimiz halde yine hepimizin kendi kendimizi kandırmak için çareler icat ettiğimizde, peki ama insan gerçeği gördüğü zaman ne yapacak? Kompartımandaki bayan Fransızca olarak insana akıl dertlerinden kurtulabilmesi için verilmiştir dedi ve besbelli söylediği cümle hoşuna giderek yapmacıklı bir kibarlık gösterisiyle dilinin ucunu büzdüğü dudakları arasından hafifçe çıkarıp ileri çekti. Bu sözler adeta Anna'nın düşüncesine cevap veriyordu. Anna dertlerinden kurtulması için diye içinden tekrarladı. Kırmızı yanaklı kocaya ve zayıf karısına bir göz atan Anna, hastalıklı kadının kendisini alışılmamış bir kadın saydığını, kocasının onu aldattığını ve karısının kendisi üzerinde olan bu görüşü desteklemekte olduğunu anladı. Anna, ışığını onların üzerine tutmakla sanki onların bütün serüvenlerini, ruhlarının en gizli kapaklı köşelerini görmüş gibi oldu. Ama orada ilgi çekici hiçbir şey yoktu. Yine kendi düşüncelerine daldı. Evet, bu benim için büyük bir dert. Oysa dertlerinden kurtulmamız için bize akıl verilmiş. O halde ben de kurtulmalıyım. Artık bakacak bir şey kalmadıysa, bakılan her şey insanı tiksindiriyorsa, ışığı niye söndürmemeli? Ama nasıl? O kondüktör niye öyle koşarak geçti koridordan? Bitişik kompartmandaki şu gençler niye bağırıyor? Niye konuşup gülüşüyorlar? Bunların hepsi asılsız, hepsi yalan, hepsi kandırmaca, hepsi kötülük. Tren istasyona gelince Anna yolcu kalabalığıyla birlikte indi ve sanki cüzzamlılarmış gibi onlardan sakınarak peronda durdu. Oraya niçin geldiğini, ne yapmak niyetinde olduğunu hatırlamaya çalıştı. Daha önce gözüne mümkün görünen şeylerin hepsini şimdi hele ona hiç rahat vermeyen bu uygunsuz insanların gürültücü kalabalığı arasında düşünmek ona çok güç geliyordu. Kah hamallar yanına gelerek eşyalarını götürmeyi teklif ediyor, kah delikanlılar topuklarını peronun tahtalarında takırdatarak ve yüksek sesle konuşarak ona bakıyor, kah karşı karşıya geldiği kişiler hep geçecekleri yanı şaşırıyorlardı. Anna cevap gelmemişse daha uzaklara gitmek istediğini hatırlayarak bir hamalı durdurdu ve oraya Kontfronski'ye mektup getiren bir arabacı gelip gelmediğini sordu. Kontfronski mi? Şimdi onlardan birileri buradaydı. Prenses Sorakina ile kızını karşıladılar. Nasıl biriydi arabacı? Anna, hamalla konuşurken arabacı Mihail, saat kösteği takılı şık, koyu mavi ceketli içinde, yanakları al al, şen bir yüzle yanına geldi ve besbelli görevini böylesine iyi bir biçimde yerine getirmiş olmaktan gururlanarak Anna'ya bir pusula verdi. Anna zarfı açtı ve daha okumadan yüreğine ateş düştü. Vronsky gelişi güzel bir yazı ile şunu yazmıştı. Pusulanın elime geçme işine çok üzüldüm. Saat onda geleceğim. Anna kini bir gülümsemeyle böyle bunu bekliyordum diye içinden geçirdi. Mihail'e dönerek yavaşça "Pekala, sen eve git." dedi. Hızlı hızlı çarpan kalbi, soluğunu kestiği için alçak sesle konuşuyordu. Tehdidini Bronski'ye ya da kendine değil, onu acı çekmeye zorlayan güce yönelterek "Hayır, bana acı çektirmene izin vermeyeceğim." diye düşündü ve peron boyunca yürüyüp istasyon binalarını geçti. Peronda dolaşan iki hizmetçi kız başlarını çevirip Anneye baktılar ve elbisesi üzerine yüksek sesle bir şeyler söylediler. Anna'nın üstündeki dantellerden sahici diye söz ettiler. Delikanlılar anneye rahat vermiyorlardı. Yüzüne baka baka gülerek ve tabi olmayan bir sesle bağıra bağıra bir şeyler söyleyerek tekrar onun yanından geçtiler. İstasyon şefi yanından geçerken Anna'ya trenle yoluna devam edip etmeyeceğini sordu kıvaz satan bir oğlan çocuğu gözlerini ondan ayırmıyordu. Anna peronda uzağa, daha uzağa giderek ''Ya Rabbi nereye gideyim?'' diye aklından geçirdi. Peronun sonunda durdu. Gözlüklü bir beyi karşılamaya gelen ve yüksek sesle konuşup gülüşen kadınlarla çocuklar Anna hizalarına geldiği zaman sustular ve Anna'yı süzdüler. Anna daha hızlı yürüyerek onlardan uzaklaştı. Peronun ta ucuna kadar gitti.'' Bir marşandiz yaklaşıyordu. Peron sarsıldı. Anna kendini yine trende gidiyormuş gibi sandı. Birdenbire Vroski ile ilk karşılaştığı gün trenin altında ezilen adamı hatırlayarak ne yapması gerektiğini anladı. Su kulesinin bulunduğu yerden raylara giden basamakları hafif adımlarla çabucak inip önünden geçmekte olan marşandize iyice sokularak durdu. Vagonların alt yanına cıvatalarına, zincirlerine ve ağır ağır ilerleyen en öndeki vagonun kocaman dökme demir tekerleklerine baktı. Ön tekerleklerle arka tekerleklerin ortasını bu orta noktanın tam kendisinin karşısına geleceği anı göz kararıyla kestirmeye çalıştı. Traversleri örten kum ve kömür tozu karışımı üzerine düşen vagonun gölgesine bakarak içinden oraya dedi oraya tam ortasına onu cezalandıracağım ve hem herkesten hem de kendimden kurtulmuş olacağım. Anna tam kendi hizasından geçmekte olan ön vagonun altına onun orta yerine düşmek istiyordu ama kolundan çıkarmaya uğraştığı küçük kırmızı el çantası onu oyaladı ve Anna geç kaldı. Vagonun orta yeri onun hizasını geçmişti. İkinci vagonu beklemek gerekiyordu. Banyo yaparken suya ilk dalacağı sırada her zaman duyduğuna benzer bir duyguya kapıldı ve istavroz çıkardı. Yapmaya alışık olduğu istavroz işareti bir yığın çocukluk ve genç kızlık anısının ruhunda canlanmasına yol açtı ve ondan her şeyi gizleyen karanlık birdenbire parçalanarak bir an için hayat, bütün aydınlık geçmişinin sevinçleriyle gözünün önünde belirdi. Ama Anna gözlerini yaklaşmakta olan ikinci vagonun tekerleklerinden ayırmadı. Tekerlekler arasındaki orta nokta tam hizasına geldiği anda kırmızı çantasını fırlattı. Başını omuzlarının arasına kısarak vagonun altına ellerinin üzerine düştü ve hafif bir davranışla adeta hemen kalkmaya hazırlanıyormuş gibi dizlerinin üstünde doğruldu. Aynı anda yaptığından dehşete kapıldı. Neredeyim? Ne yapıyorum? Neden? Kalkmak, kendini geriye atmak istedi. Ama koskocaman, karşı konulmaz bir şey kafasına çarptı ve onu sırtından sürükledi. Savaşmanın boşuna olduğunu hissederek "Allah'ım, bütün günahlarımı bağışla." diye mırıldandı. Ufak tefek bir köylü, bir şeyler mırıldanarak bir demirin üzerinde çalışıyordu. Anna'nın okumakta olduğu üzüntülerle, aldatmalarla, acılarla, kötülüklerle dolu kitabı aydınlatan mum her zamankinden daha parlak bir ışıkla parladı. Anna'ya eskiden karanlıkta kalan her şeyi aydınlattı. Sonra titremeye, kararmaya başladı ve ebedi olarak söndü. Hemen hemen iki ay geçmişti Sıcak yaz mevsimi artık yarılanmıştı. Sergey Ivanovich ise ancak şimdi Moskova'dan ayrılmaya hazırlanıyordu. Bu süre içinde Sergey Ivanovich'in hayatında kendisiyle ilgili bir takım olaylar yer almıştı. 6 yıllık emeğinin ürünü olan Avrupa ve Rusya'da devletin temelleri ve biçimleri üzerine bir deneme adlı eseri 1 yıl kadar önce bitmişti. Bu kitabın bazı bölümleriyle ön sözü dergilerde yayınlanmış... Öteki bölümleri de Sergei Ivanoviç çevresindekilere okumuştu. Bu bakımdan eserdeki düşüncelerin kamuoyu için bir yenilik taşıması söz konusu değildi. Ama buna rağmen Sergei Ivanoviç kitabın yayınlanmasının toplumda önemli bir ilgi uyandırmasını ve bilim dünyasında tam bir ihtilal değilse bile hiç olmazsa büyük bir heyecan yaratmasını bekliyordu. Kitap çok titiz bir çalışmayla Yeniden gözden geçirildikten sonra geçen yıl yayınlanmış ve kitapçılara gönderilmişti. Sergey Ivanovich kitabı üzerine kimseye bir şey sormadığı, arkadaşlarının kitabın nasıl gittiğini sorulara istemeye istemeye ve yapmacık bir ilgisizlikle cevap verdiği, hatta kitabının iyi satılıp satılmadığı konusunda kitapçıların ağzını bile aramadığı halde kitabının toplumda ve edebiyat dünyasında uyandıracağı ilk izlenimi büyük bir dikkatle gözlüyordu. Ne var ki bir hafta geçti, iki hafta, üç hafta geçti ama toplumda hiçbir etki göze çarpmadı. Ara sıra arkadaşları, uzmanlar ve bilginler besbelli nezaket gereği ona kitabından söz ediyorlardı. Geri kalan tanıdıkları bilimsel nitelikteki bir kitapla ilgilenmediklerinden bu konuda onunla ilgili hiç konuşmuyorlardı. Şimdi özellikle başka şeylerle ilgilenen toplum da kitaba karşı tam bir umursamazlık gösteriyordu. Basında da bir ay boyunca kitabı üzerine tek kelime çıkmadı. Yalnız Kuzey Böceği adlı dergide sesini kaybeden şarkıcı Drabanti üzerine çıkan alaycı bir fıkrada Koznişev'in kitabı ile ilgili olarak aşağılayıcı bir iki söze yer verilmiş. Kitabın çoktan herkes tarafından mahkum edilip alayı alındığı ima edilmişti. Nihayet üçüncü ay ciddi bir dergide bir eleştiri makalesi çıktı. Sergey Ivanovich makalenin yazarını da tanıyordu. Onunla bir sefer Golubstovlar'da karşılaşmıştı. Makalenin yazarı çok genç, hastalıklı bir fıkra yazarıydı. Yazar olarak çok atılgan ama kültürce çok zayıf ve kişisel ilişkilerinde çok çekingendi. Sergey Ivanovich, yazarı tamamiyle küçümsemesine rağmen makaleyi tam bir saygıyla okumaya koyuldu. Makale korkunçtu. Eleştirmenin bütün kitabı, anışılması mümkün olmayan bir biçimde anladığı besbelliydi. Ama kitaptan aktardığı parçaları öyle ustaca seçmişti ki, kitabı okumayanların görünüşe göre hemen hemen hiç kimse okumamıştı. Bütün eserin adalı, üstelik yerli yerinde kullanılmamış Zaten soru işaretleri de bunu gösteriyordu. Laf kalabalığından başka bir şey olmadığı, kitap yazarının ise sır, sır sıklan bir cahil olduğu kanısına varacaklar apaçıktı. Bütün bunlar öylesine bir incelikle düzenlenmişti ki, Sergey Ivanovich'in kendisi bile böyle bir incelikten yoksun olmak istemezdi. Ama işte korkunç olan da buydu. Sergey Ivanovich Eleştirmecinin iddialarının doğruluğunu büyük bir vicdan titizliğiyle kontrol etmesine rağmen alaya alınan yetersizlikler ve yanlışlar üzerinde bir an bile durup düşünmedi. Bütün bunların mahsus bir araya getirildiği apaçıktı. Onun yerine hemen elinde olmaksızın eleştiri yazısının yazarıyla karşılaşmasını, yaptıkları konuşmaları en küçük ayrıntısına kadar hatırlamaya başladı. Sakın herhangi bir biçimde onu kırmış olmayayım diye düşündü. Danıştıkları sırada genç adamın cahilliğini ortaya koyacak biçimde yanlış kullandığı bir kelimeyi düzelttiğini hatırlayınca Sergey Ivanoviç makalenin yazılış nedenini de bulmuş oldu. Bu yazıdan sonra gerek basında gerek konuşmalarda kitapla ilgili olarak yine bir ölüm sessizliği baş gösterdi ve Sergey Ivanoviç böylesine bir sevgi ve emekle meydana gelen 6 yıllık eserinin hiç iz bırakmadan kaybolduğunu anladı. Kitabı bitirdikten sonra elinde eskiden olduğu gibi zamanının büyük bölümünü alacak olan başka bir eser bulunmayışı Sergey Ivanovich'in durumunu daha da ağırlaştırmaktaydı. Sergey Ivanovich zeki, kültürlü, sağlıklı ve çalışkan bir insandı. Fazla enerjisini nereye harcayacağını bilemiyordu. Salonlarda, konferanslarda, toplantılarda, komitelerde ve insanın konuşabileceği her yerde yaptığı konuşmalar zamanının bir bölümünü alıyor ama hayatının büyük bir bölümünü şehirde geçirmiş bir insan olduğundan, tecrübesiz kardeşinin Moskova'ya geldiği zaman yaptığı gibi bütün enerjisini konuşmaya harcamaya kıyamıyordu. Bu bakımdan elinin altında daha harcayacak bol bol vakti ve kafa enerjisi vardı. Kitabının başarısızlığa uğraması yüzünden onun için bu en zor dönemde Sergey Ivanovich'in şansına ayrı dinden olanlar, Amerikalı dostlarımız, Samara kıtlığı, sergiler ve spiritizma gibi sorunların yerine o güne kadar toplumu çok hafiften ilgilendirmiş olan Slav sorunu aldı. Vaktiyle bu davanın destekleyicilerinden biri olan Sergey Ivanovich kendini büsbütün buna verdi. Sergey Ivanovich'in bağlı olduğu insanlar çevresinde o zamanlar Slav sorunundan ve Sırp savaşından başka şey konuşulmuyor, başka şey yazılmıyordu. Aylak kalabalık genellikle zaman öldürmek için yaptığı şeylerin hepsini şimdi Slavlar yararına yapıyordu. Balolar, konserler, ziyafetler, söylevler, hanımların tuvaletleri, biralar, kısa ziyafet konuşmaları, meyhaneler hep Slavlara duyulan sempatinin tanıklığını ediyordu. Sergey Ivanoviç bu konuda yazılıp söylenenlerin çoğuyla tamamıyla aynı düşüncede değildi. Slav sorununun sosyetenin zaman geçirmek için birbir arkasından el attığı moda eğlencelerden biri haline geldiğini görüyordu. Birçok kişilerin bu sorunu kendi bencil çıkarları için kendilerini reklam etmek için benimsediklerini de görüyordu. Gazetelerin sırf dikkati çekmek ve birbirlerini bastırmak kaygısıyla birçok gereksiz ve aşırı şeyler yazdıklarının pek hala farkındaydı. Bu genel heyecan arasında başarısız kişilerin ve hıncı olanların, ordusuz başkomutanların, bakımsız, makamsız bakanların, gazetesiz gazetecilerin, üyesiz parti liderlerinin öne atılıp başkalarından daha çok bağırdıklarını görüyordu. Bu işte Birçok hafiflikler, birçok gülün şeyler bulunduğunu görüyordu. Ama aynı zamanda açık seçik, gittikçe gelişen ve sempati duymamasına imkan olmayan heyecanı, toplumun bütün sınıflarını birleştiren heyecanı da görüyor ve buna hak veriyordu. Büyük dava uğruna çarpışan Sırplarla Karadağlıların gösterdikleri yararlılık ise bütün ulusta kardeşlerine sadece lafla değil işle de yardım etmek isteği uyandırıyordu. Bunun dışında Sergey Ivanoviç'i son derece sevindiren bir şey daha vardı. Bu kamuoyunun meydana çıkmasıydı. Halk isteklerini kesinlikle dile getirmişti. Halkın ruhu Sergey Ivanoviç'in deyimiyle dile gelmişti. Sergey Ivanoviç bu işte ne kadar fazla çalışırsa bu hareketin her geçen gün daha geniş ölçüler almak, bütün bir çağa damgasını vurmak zorunda olacağını gittikçe daha açık görüyordu. Sergey Ivanoviç kendini büsbütün bu büyük davanın hizmetine vererek kitabını düşünmeyi unuttu. Şimdi bütün zamanı öylesine doluydu ki kendisine gönderilen bütün mektuplara, kendisine yapılan başvurmalara cevap vermeye bile yetişemiyordu. Bütün ilkbaharı ve yazın bir bölümünü çalışarak geçirdikten sonra ancak Temmuz ayında köye kardeşine gitmeye hazırlandı. Rusya'nın iki başkentiyle büyük şehirlerinde oturanlarla birlikte kendisinin de uyandığına inandığı ulusal ruhun coşmasını görme zevkini tatmak ve iki haftalığına dinlenmek üzere halkın içine, ücra köylere gidiyordu. Levin'i ziyaret etmek için verdiği sözü çoktandır yerine getirmeye hazırlanan Katavasov'da Sergey Ivanoviç ile birlikte yola çıktı. Sergey Ivanoviç Katavasov bugün özellikle çok canlı ve kalabalık olan Kursk Demiryolu istasyonuna varıp arkalarından eşyalarıyla birlikte gelmekte olan uçağa bakmak için arabalarından indikleri sırada istasyona dört araba ile gönüllüler de geldi. Hanımlar çiçek buketleriyle bunları karşıladı ve peşlerine takılan bir halk kalabalığının eşliğinde istasyona girdiler. Gönüllüleri karşılayan hanımlardan biri bekleme salonundan çıkıp Sergey Ivanoviç'e dönerek Fransızca sordu. Siz de mi geçirmeye geldiniz? Sergey Ivanoviç hafifçe gülümseyerek, "Hayır ben kendim yolcuyum prenses. Dinlenmeye kardeşime gidiyorum. Siz hep onları geçirmeye gelir misiniz?" diye sordu. Prenses ne yaparsınız diye cevap verdi. Yolladıklarımızın daha şimdiden 800'ü bulduğu doğru mu? Malvinski bana inanmıyor. Sergei Ivanoviç 800'ü aşkın dedi. Doğru Moskova'dan gitmeyenleri de hesap edersek bini geçmiş olması gerekir. Hanım sevinçle bağırdı. Bak işte benim dediğim çıktı. Bir milyon rubleye yakın bağış toplandığı da doğru değil mi? Daha fazla prenses. Bugünkü telgrafa ne dersiniz? Türkler yine yenilmiş. Sergei Ivanoviç evet okudum diye cevap verdi. Türklerin bütün mevzilerden geri çekildiklerini, ertesi günde kesin bir savaşın beklendiğini bildiren son telgraftan söz ediyorlardı. Ah hazır sırası gelmişken gel söyleyeyim. Çok iyi bir delikanlı var. O da gönüllü yazılmak istiyor. Nedense ona zorluk çıkarmışlar. Sizden rica edeyim dedim. Kendisini tanırım. Lütfen onun için bir mektup yazar mısınız? delikanlı Kontes Lidya Ivanovna tarafından geliyor. Gönüllü yazılmak isteyen delikanlı üzerine prensesin verebildiği bütün ayrıntılı bilgileri alan Sergey Ivanovich birinci mevki bekleme salonuna gitti. Gerekli kişiye bir mektup yazdı. Sergey Ivanovich prensesi tekrar bulup da ona mektubu verdiği zaman kadın muzaffer bir tavırla ve çok anlamlı bir edayla gülümseyerek sordu. Kont Vronsky'nin Hani şu ünlü kişinin de bu trenle gittiğini biliyor musunuz? Gideceğini duymuştum ama ne zaman gideceğini bilmiyordum. Bu trenle mi gidiyor? Gördüm kendisini burada. Onu geçirmeye bir annesi gelmiş. Bronski yapabileceği en iyi şeyi yapmış oluyor. Ah evet tabii. Onlar konuşurken kalabalık oluk gibi yanlarından geçerek yemek masasına üşüştü. Onlar da o yana gittiler ve bir bayın elde kadeh gönüllülere nutuk çektiğini duydular. Adam sesini gittikçe yükselterek din uğruna, insanlık uğruna ve kardeşlerimiz uğruna diye bağırıyordu. Tiz, ağlamaklı bir sesle sözünü bu büyük davada Moskova ana sizi kutsuyor. Yaşasın diye bağırdı. Herkes yaşasın diye bağırdı ve salona akın eden yeni bir kalabalık az kaldı prensesi devriyordu kalabalığın ortasında yerden bitercesine beliri veren Stepan Arkadiyic bütün yüzünü aydınlatan şen bir gülümsemeyle ''Aa prenses ne dersiniz bu işe çok güzel çok yürekten konuştu değil mi?'' dedi. ''Bravo doğrusu.'' Sevgi dolu, saygılı ve sakıngan bir gülümsemeyle Sergey Inov Ivanoviç'i kolundan öne doğru hafifçe iterek ekledi. Siz de Sergey Ivanoviç birkaç söz söyleseniz şöyle yüreklendirici birkaç söz. Bu işi iyi yaparsınız siz. Hayır ben gidiyorum şimdi. Nereye? Sergey Ivanoviç köye kardeşime diye cevap verdi. O halde karımı göreceksiniz. Ben ona mektup yazdım ama siz daha önce göreceksiniz. Lütfen kendisine beni gördüğünüzü söyleyin. Tamam mı? Deyin. O anlar. Ha ayrıca lütfen komisyon üyeliğine atandığımı da kendisine söyleyiniz şey komisyonu. Ay işte her neyse o anlayacaktır. Sonra prensese dönerek adeta özür diler gibi her şey yolunda dedi. Miyakkaya da Liza değil Bibiş bin tüfekle 12 hemşire yolluyor. Bilmem size söyledim mi? Koznişev isteksizce evet duydum diye cevap verdi. Stepan Arkadiç yazık ki gidiyorsunuz dedi. Gönüllü giden iki kişi onuruna Petersburg'dan Dimer Bartnyanski ile bizim Grisha Veselovski onuruna yarın bir öğle yemeği veriyoruz. İkisi de gidiyor. Veselovski yeni evlenmişti. Aferin adama. Doğru değil mi prenses? diye hanıma dönerek söyledi. Prenses cevap vermeksizin Koznişev'e baktı. Ama Sergei Ivanoviç ile prensesin bir an önce kendisinden kurtulmaya can attıkları... Her hallerinden anlaşılmasına rağmen Oblonski hiç istifini bozmadı. Gülümseyerek bazen prensesin şapkasındaki tüye, bazen dönüp bir şeyler hatırlamak ister gibi çevresine bakıyordu. Bağış kutusu taşıyan bir kadının geçmekte olduğunu görünce onu çağırıp kutuya beş rublelik bir banknot attı. Cebimde para varken bu bağış kutularını gördün mü duygulanmamak elimden gelmiyor dedi. ''Ya bugün gelen telgraf nasıl?'' Aferin şu Karadağlılara doğrusu. Prenses ona Roski'nin de bu trenle gitmekte olduğunu söyleyince Stepan Arkadyevich ne diyorsunuz diye bağırdı. Stepan Arkadyevich'in yüzünde bir anlık üzüntülü bir anlam belirdi. Ama bir dakika sonra her iki ayağı üzerinde hafifçe yaylanarak ve favorilerini sıvazlayarak Roski'nin bulunduğu odaya girdiği zaman kız kardeşinin ölüsü üzerindeki kendi umutsuzca hıçkırıklarını büsbütün unuttu. Vronsky'yi sadece bir kahraman ve eski bir dost olarak gördü. Oblonski yanlarından ayrılır ayrılmaz Prenses Sergey Ivanoviç'e dönerek bütün kusurlarına rağmen onun da hakkını vermemek elde değil dedi. Onda safkan bir Rus, bir Slav karakteri var. Yalnız korkarım ki Vronsky için onu görmek hoş olmayacaktır.'' Siz ne derseniz deyiniz. Bu adamın alın yazısı dokunuyor bana. Yolculukta konuşun onunla. Bir fırsatını bulursam belki. Oldum alısı onu sevmezdim. Ama bu davranışıyla birçok kusurlarını affettiriyor. Yalnız kendisi gitmekle kalmıyor. Masrafını çektiği bütün bir süvari bölüğünü de yanında götürüyor. Evet ben de öyle duydum. Kampana çaldı. Herkes kapılara üşüştü. Prenses sırtında uzun bir palto, başında geniş kenarlı siyah bir şapka, annesi kolunda olduğu halde geçen Vronsky'yi işaret ederek işte kendisi dedi. Oblonski canlı canlı bir şeyler anlatarak Vronsky'nin yanında yürüyordu. Vronsky kaşları çatılmış bir halde Stepan Arkadyevich'in söylediklerini duymuyormuş gibi önüne bakıyordu. Herhalde Oblonski'nin göstermesi üzerine dönüp Prenses de Sergei Ivanovich'in durdukları yana baktı ve hiç konuşmadan şapkasını kaldırdı. Yaşlanmış, acıyla dolu yüzü taşlaşmış gibi görünüyordu. Perona çıkan Vronski annesinin öne geçmesine izin vererek sessizce kompartımanlardan birine girip gözden kayboldu. Peronda tanrı çarı korusun çalındı. Bunu hurra yaşasın bağırışmaları izledi. Gönüllülerden biri uzun boylu basık göğüslü, çok genç bir delikanlı, keçe şapkasını ve bir buket çiçeği başı üzerinde sallayarak özellikle göze çarpacak bir biçimde selam veriyordu. Onun arkasından başlarını uzatan iki subayla kocaman sakallı, yağlı şapkalı, yaşlıca bir adam da başıyla selam veriyordu. Prensesle vedalaşan Sergey Ivanoviç yanına gelen Katavatova birlikte tıklım tıklım dolu vagona bindi tren kalktı Tisaritsyno'da treni delikanlılardan kurulu Slavsiya'yı söyleyen anlaşmış bir kora karşıladı gönüller yine halkı selamladılar ve pencerelerden başlarını çıkardılar ama Sergey Ivanovich onlarla hiç ilgilenmedi gönüllülerle o kadar çok uğraşmıştı ki onların genel tiplerini biliyor ve artık bu onu ilgilendirmiyordu Öbür yandan bilimsel çalışmalarından ötürü gönüllüleri incelemek fırsatını bulamayan Katavasov ise onlarla çok ilgileniyor, gönüllüler üzerine Sergey Ivanoviç'e sorular soruyordu. Sergey Ivanoviç ona ikinci mevki vagonlara gidip gönüllülerle konuşmasını öğütledi. Katavasov ilk istasyonda bu öğüdü yerine getirdi. Tren durur durmaz Katavasov ikinci mevki vagonlardan birine geçti ve gönüllülerle tanıştı. Gönüllüler kompartmanın bir köşesinde oturmuş, yolcularla yeni gelen Katavasov'un dikkatlerinin kendi üzerinde toplandığını besbelli bilerek yüksek sesle konuşuyorlardı. Basık göğüslü genç ötekilerin hepsinden daha yüksek sesle konuşuyordu. Sarhoş olduğu her halinden anlaşılan genç gönüllülere okulda başından geçen bir olayı anlatıyordu. Onun karşısında Avusturya ordusu muhafız üniforması ceketi giymiş orta yaşlı bir subay oturuyordu. Subay genç gönüllüyü gülümseyerek dinliyor arada sırada da onu susturmaya çalışıyordu. Topçu üniformalı üçüncü gönüllü onların yanında bir sandığın üstünde oturuyordu. Dördüncüsü uyuyordu. Genç gönüllüyle konuşmaya girişen Katavasov onun Moskovalı, zengin bir tüccar olduğunu ama daha 22'sine basmadan büyük bir servetin altından girip üstünden çıktığını öğrendi. Genç gönüllü, kadınsı, şımarık ve çelimsiz haliyle Katavasov'un hoşuna gitmedi. Delikanlı, hele şimdi içkili de olduğu için anlaşılan kahramanca bir iş yaptığı inancındaydı ve en tatsız bir biçimde böbürlenip duruyordu. İkinci gönüllü, emekli subay da Katavasov'un üzerinde olumsuz bir izlenim bıraktı. Her kalıba girdiği anlaşılan biriydi bu adam. Demiryolu işinde çalışmış, vekil harçlık etmiş, fabrika işletmişti. Ve bütün bunlardan hiç gereği olmadan üstelik bilgiçlik taslayıp teknik terimlerle ama bu terimleri tamamıyla yersiz kullanarak söz ediyordu. Topçu üniformalı üçüncü gönüllü tam tersine Katavasov'un çok hoşuna gitti. Bu emekli muhafız subayının bilgisine, genç tüccarın kahramanca fedakarlığına hayran kaldığı anlaşılan mütevazi kendi halinde bir adamdı ve kendinden hiç söz etmiyordu. Katavasov ona Sırbistan'a niye gittiğini sorunca alçak gönüllülükle cevap verdi. Vallahi herkes gidiyor işte. Sırpların yardımına koşmamız gerek. İnsan acıyor onlara. Katavasov evet dedi. Özellikle sizin gibi topçuları az onların. Ben topçu sınıfında çok bulunmadım. Belki de beni piyadeye ya da süvariye verirler. Topçunun yaşından onun oldukça yüksek bir rütbeye ulaşmış bulunması gerektiği sonucunu çıkaran Katavasov, hepsinden çok topçuya ihtiyaçları varken nasıl olur da sizi piyadeye ayırırlar dedi. Topçu, "Benim topçuluğum uzun sürmedi. Subay çıkmadan emekliye ayrıldım." dedi ve sınavlarını neden geçemediğini anlatmaya başladı. Bütün bunlar bir araya gelince Katavasov da çok olumsuz bir izlenim bıraktı ve gönüllüler bir istasyonda içki içmek için trenden inince Katavasov bir başkasıyla konuşup bu izleniminin doğruluğunu anlamak istedi. Yolculardan biri askeri kaput giymiş yaşlı bir adam Katavaso Katavasov'un gönüllülerle konuşmasını dikkatle dinlemekteydi. Katavasov onunla kompartmanda yalnız kalınca ona döndü kendi görünüşünü belli etmemek ama aynı zamanda ihtiyar adamın ağzını aramak için üstü kapalı bir biçimde konuştu. Oraya giden şu adamların hepsinin ne kadar da başka başka durumları var dedi. İhtiyar adam iki savaşa katılmış eski bir askerdi. Bir askerin nasıl olması gerektiğini biliyordu. Bu bayların görünüşlerinden, konuşmalarından ve yolculuk sırasında içki şişelerini fazlasıyla farfaracı bir biçimde sarılışlarından da onların kötü askerler oldukları kanısındaydı. Ayrıca bir taşra şehrinde oturan bu ihtiyar adam sarhoşluğundan, hırsızlığından ötürü hiç kimsenin işe almadığı süresiz bir erin nasıl gönüllü yazıldığını Katavosova anlatmaya koyuldu. Ama toplumun o sıradaki ruh hali içinde Herkesin tuttuğu görüşe göre karşı bir görüşle ortaya çıkmanın hele gönüllüleri yermenin tehlikeli olacağı tecrübesiyle bildiğinden o da Kadavasovu dikkatle kolluyordu. İhtiyar adam gözlerinde alaycı bir gülümsemeyle "E ee, ne yaparsınız orada insana ihtiyaç var." dedi. Cepheden gelen son savaş haberlerinden söz ettiler ve ikisi de son haberlere göre Madem ki Türkler bütün cephelerde yenilgiye uğramışlardır, o halde yarın olması beklenen kesin savaşın kime karşı verileceği konusundaki şaşkınlıklarını birbirlerinden gizlediler. Böylece hiçbiri görüşünü belli etmeden birbirlerinden ayrıldılar. Katavasov kendi kompartımanına döndüğünde elinde olmaksızın yalan söyleyerek gönüllülerle ilgili gözlemlerini Sergey Ivanoviç'e anlatırken hepsinin de iyi çocuklar olduğu izlenimini uyanacak biçimde konuştu. Bir şehrin büyük istasyonunda gönüllüler yine şarkılarla, haykırışlarla karşılandılar. Yine bağış kutuları taşıyan erkekler, kadınlar ortaya çıktı. İl hanımları gönüllülere çiçek buketleri getirip onları büfeye götürdüler. Yalnız bütün bunlar Moskova'dakine oranla çok daha sönük ve zayıf oldu